Hoş geldiniz. Ben de size ulaşamadım. Aslında çok merak ettim. O iyi. Merak etme. Çok sevindim. Ne zaman gelecek peki? Belki de annen beni esir aldıktan sonra gelecektir. Nasıl ya? Şaka yapıyorsunuz herhalde. Ne demek şimdi bu? Bilmem. Ozan hapisteydi. Yalnızdı. Aslım'ın onu uyarmaya zamanı bile olmamıştı. Şimdi çok merak ediyorum Şule. Kızımı benim canımla tehdit etmek için ne yapacaksın acaba? Aa Hediye. Belki seni kaçırabilir. Bir yere kapatır. Bir video çeker. Hatta seni bıçaklatabilir. Sonra Aslım'a izletir. Nasıl? Olabilir mi? Hediye Hanım. Hediye anne. Siz benim annem sayılırsınız. Annem de sizin dünür. Olur mu öyle şey? Yeter. Numara yapmayı bırakın artık. Her şeyi biliyoruz. Ozan'ın canıyla tehdit ettiniz Aslım'ı. Ozan ölmesin diye evet dedi sana. Her şeyi Şule Hanım yaptı, biliyoruz. Evet Şule. Seni dinliyorum. İnkar etsene. Kızıma ilaç verdiğini inkar etmiştin. Hadi bunu da inkar et. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Ben sadece Aslı'mı sevdim. Her şeyi annem yaptı. Ne diyorsun sen Fatih? Yani belli ki kötü bir şaka bu. Oğlum, annen öyle şeyler yapar mı? Ha? Yalan söylüyorsunuz. Aslı mı uyduruyor bunları? Sen benim kızımın adını ağzına almayacaksın. Duydun mu beni? Kızımı senden koruyamadım şimdiye kadar. Ama bitti. Seni geberteceğim, anladın mı? Kızımın gözlerinden akan her damla yaşın hesabını soracağım. Bırak beni be! Anne defol git bu evden. Yoksa seni polise veririm. Yemin ederim benim hiçbir şeyden haberim yok. Sen o pis ağzınla yemin etme. Bakın, ben sadece Aslı'mı sevdim. Size gerçekten masum olduğumu ispatlayacağım. Annemi polise götüreceğim. Aslı'mı tehdit ettiğini, ona ilaç verdiğini, her şeyi polise anlatacağım. Yürü anne, gidiyoruz. Bırak kolumu Fatih, delirdin mi sen ya? Hadi ispat edin, hadi. Yalancılar, nasıl ispat edeceksiniz? Evet, Aslı'mı tehdit ettiğinizi ispat edemeyiz belki. Ama Kaan'ı nasıl öldürdüğünüzü ispat edebiliriz. Ne oldu Fatih? Kaan'ı siz öldürmediniz mi? Ozan'ı Kaan'ı öldürmek için tuzağınıza çekmediniz mi? Suçu onun üstüne atmak için yapmadınız mı her şeyi? Ya siz delirmişsiniz ya. Neden? Demin annenle ilgili söylediklerimizi dinlerken hiç böyle demiyordun. Şimdi mi delirmiş olduk? Fatih yeter artık. Çıkar şunları evimizden. Daha bitmedi. Kaan'ı siz tuttunuz. Biliyorum. Aslım'la Ozan'ı ayırmak için. Ama başaramadınız. Allah'tan Kaan sizden daha vicdanlı çıktı da Ozan'a her şeyi anlattı. Bir tek Fatih'in adını vermedi. Yeter. Gerçekten bu saçmalık uzadı. Çıkın gidin benim evimden. Burası senin evin değil Fatih Efendi. Burası Ozan'ın evi. Tıpkı bizim elimizden aldığın iş yerimiz gibi. Sen bir zorbasın. Sen bir katilsin. Aslıma ve Ozan'a yaptıklarının cezasını çekeceksin. Sen de Şule Hanım, sen de, cinayet de, tehditlerin de yanına kar kalmayacak.
Yeter! Siz gitmiyorsanız biz gideriz. Yürü Fatih. Uzattınız ama. Uydurduğunuz bu saçmalıkları daha fazla dinlemek istemiyorum. Burası bizim mülkümüz ve suç işliyorsunuz. Hemen gidin. Yanılıyorsunuz Şule Hanım. Bu ev artık sizin eviniz değil. Çünkü satılmış. Sen ne diyorsun ya? Evet. Doğru duydun. Yaptığın bütün usulsüzlükler ortaya çıkmış. Bizden, Ozan'dan çevirdiğin dolaplarla aldığın her şeye el konulmuş. Bu kadarı da fazla artık. İnanmıyorsunuz. Rapora bakın. Tarafların avukatı olduğum için biraz önce mailime düştü. Bu ev artık Mirza Ateşoğlu'nun. Olmaz. Olamaz. Bu ev, şirket, hepsi benim. Ben her şeyi bunlar için yaptım. Kaan'ı bunun için öldürdüm. Anne ne diyorsun sen? Beceriksiz. Hiçbir şeyi beceremedin. Aslımın peşine takıldın, her şeyi kaybettik. Allah kahretsin. Olanları görmüyor musun? Her şey elimizden uçup gitti. Giden sadece sahtekarlıklarla elimize geçenler değil. Özgürlüğünüz de gidecek. Anne yürü gidelim biz buradan hadi. Çok geç. Arkalarında bir sürü darmadağın hayat bırakıp gittiler. Doğru diyorsun Hediye. Ama hayat devam ediyor. Devam da edecek. Hadi. Çocuklarımızın yanına gidelim. Thank you.